Evet arkadaşlar, hepinize merhaba tekrardan. Bugün sizlerle beraber yağların konu anlatımını gerçekleştireceğiz. Öncelikle yağların ne olduğuna şöyle bir kelimeyle bahsedecek olursak, yağlar eşittir lipitler demek. Hemen değerli vaktinizi almadan direkt konu anlatımına geçiyorum. Şimdi yağların öncelikle genel özelliklerine bakalım. Yani bu yağlar ne işe yarıyor? Yani yağ diyoruz ama bütün yağlar mı geçerli? Nelerdir? Şimdi suda hemen hemen hiç çözülmezler. En basit örnek verelim. Bir bardak var. Çay bardağı olabilir. Çay bardağınızın içerisine yağ döküldü. Hemen üzerine çıkıyor, değil mi? Eğer şeker gibi olsa karıştırdığımızda ne oluyordu? Tamamen kayboluyor, değil mi? Dağılıyordu. Ama yağ değil, yağ direkt işte suyun üzerine çıkıyor. Yani burada da ben şunu öğreniyorum ki yağlar suda çözülmüyorlar. Hatta hemen hemen hiç çözülmüyorlar. Peki yağları çözen bir şeyler var mı? Tabii ki de var. Neden olmasın? Yağları çözen şeyler eter, kloroform, alkol gibi maddeler. Yani siz nasıl çayınıza şeker atıp karıştırdığınızda hemen bir dağılma, yani hiçbir ortada eser kalmıyorsa, aynı şey yağların eterle, kloroform ya da alkol gibi maddelerle çözündüğü de aynı şekilde gerçekleşebiliyor arkadaşlar. Peki yağlar nasıl gerçekleşiyor ya da nasıl meydana geliyor? Yağlar hücre içinde sentezlenir. Zaten sentez tepkimelerine ben bakacak olursam, sentez tepkimelerinin tamamı hücre içinde olur. Neden? Çünkü sentez demek aslında dehidrasyon demek değil miydi? Evet, dehidrasyon demekti hocam. İşte dehidrasyon nerede oluyordu? Sadece hücre içinde oluyordu. Ki yağlar da sentezlenirken biz buna sentez tepkimelerine dehidrasyon diyorsak, tabii ki de ATP harcanır arkadaşlar. Şimdi bizim enerji verici olarak gördüğümüz yağlar, karbonhidratlar ve proteinler var. 3 tane enerji verici organik molekülümüz var. Bunların içerisinde en fazla enerjiyi veren yağlar. Bunu unutmuyoruz. Yani en yüksek enerji potansiyeline sahip olan yağlar. Şimdi bunların harcanmasına bakarken, diyelim ki açlık esnasında harcanmasına bakacağım ben. Harcanma sırası karbonhidrat, yağ, proteindir. Ama bunların üçünü karşılaştırdım. Yani 100 gram karbonhidrat, 100 gram yağ ve 100 gram proteini karşılaştırdığımda en fazla, 100 gramında en fazla enerji veren yağlardır. Sonra proteinlerdir. Sonra ise karbonhidratlardır. Enerji kaynağı ve enerjinin başlıca depolanma şeklidir. Bazıları yağ dokusunda depolanma işlemini gerçekleştiriyor. Devam edelim. Yağların başka bir özelliklerine bakacak olursak, hücre zarı. Şimdi bütün canlılarda, bakteri, arke, protista, mantar, bitki, hayvan, yani 6 alemin 6'sında hücre zarı bulunur. Ve hücre zarının en temel yapı taşlarından bir tanesi yağlardır. Hatta yağlardan da fosfolipid diye nitelendirdiğimiz bir yağ grubu hücre zarının temel yapı taşıdır. Deri altında depolanır ve ısı yalıtımını sağlar. Yani yağ kalınlaştıkça, nasıl örnek veriyorum, işte binaları ısı yalıtımla döşenir. İşte soğuğu kesmesi için deri altında depolanan yağ da canlının vücudunun sıcağa karşı hassasiyetini işte koruyor. Hassasiyetini demeyelim, sıcak kalmasını sağlıyor diyelim. Darbelere karşı koruyor çünkü iç organların etrafında vesaire bulunuyor. Elektriksel yalıtıcı olarak sinir hücrelerinde bulunur. Evet, buna en güzel örnek olarak mesela kolesterolü örnek verebiliriz. Kolesterol aslında bir yağ tipidir. Normalde dışarıda 100 kişiye sorsak kolesterol kötü bir şey, yani iğrenç bir şey olarak biliriz, değil mi? Aslında kolesterolün hoş olanı, yerinde olanı arkadaşlar, aslında iyi bir şey. Neden? Yalıtımı sağlıyor. Daha hızlı izolasyonu sağlıyor, tamam mı? Bu yüzden de yağların yalıtıcılık özellikleri de bulunuyor. Yağlar proteinlerle birleşerek neyi oluşturuyorlar? Lipoproteinleri oluşturuyorlar ve kanda da lipoprotein olarak taşınma işlemini gerçekleştiriyor. Hücre yüzey reseptörleri ve kan grupları gibi antijenleri olarak rol oynarlar. Şimdi reseptör dediğimiz tanıma özelliği var ve kan gruplarının antijenlerini tanıyor. Mesela A kan grubunun antijeni nedir? A'dır. İşte A kan grubunun antijeni olan A'yı tanımayı gerçekleştiriyor çocuklar. Bazı lipitlerin hormon ve vitamin olarak düzenleyicilik yaparlar. Evet, yağlar özellikle eşey hormonlarımız var bizim. Şöyle şuraya yazarsam daha güzel olacak sanki. Şimdi bizim çocuklar, eşey hormonlarımız var. Eşey hormonlarımız da işte östrojen gibi,
progesteron gibi, testosteron gibi eşey hormonları var ve bunlar bu eşey hormonlarının yapısına katılıyor. Daha sonra D vitamininin yapısına katılan steroid dediğimiz yağ grupları bulunuyor. Yağların yapısında baktığımızda ne var? Bu organik bileşikse karbon kafadan var. Hidrojen var, oksijen var. Bunlar olmazsa olmaz. Hatta bazı yağlarda azot ve fosfor da bulunabiliyor. Oksijen miktarı karbon ve hidrojen miktarına göre daha azdır. Şimdi örnek verelim. Karbonhidratlarda CN, H2N, ON dedik. Baktığınızda karbon sayısı ile oksijen sayısı aynı. Burada karbona ve oksijene göre, karbona ve hidrojene göre oksijen sayısı daha da az olarak bulunuyor. Peki hocam, yağların görevlerine, genel görevine, en önemli görevlerinden bir tanesi yapıcı ve onarıcı olması. Bir diğer görevine bakacak olursam ben, düzenleyici olması. Başka bir görev tipine bakacak olursam enerji verici olarak kullanılması. Enerji verici olarak kaçıncı sırada kullanılıyordu? İkinci sırada yağlar kullanılıyordu arkadaşlar. Şimdi yağları sınıflandıralım. Nasıl sınıflandıracağız? Yağlar kaça ayrılıyor? Yağ asitleri ve türevleri. Yağ asitlerimiz var. Trigliseritler, yani nötral yağlar olarak biliyoruz. Fosfolipitler, hücre zarının yapısına katılanlar, biraz önce de belirtmiştim zaten. Steroidler ve glikolipitler olmak üzere bu şekilde biz yağların ayrımını, sınıflandırmasını gerçekleştiriyoruz. Şimdi düzenleyici dedik ya biz, biraz önce özellikle ne dedik? Yapıcı, onarıcı, düzenleyici işte, değil mi? Düzenleyici olan lipitler steroidlerdir. Neden? Çünkü ben daha evvel belirtmiştim. Eğer bir maddenin yapısına katılan, katılım gerçekleştiren bir başka madde varsa bu her zaman nedir? Düzenleyici olarak görev yapar. Hocam nasıl, bir örnek verebilir misiniz? Hemen, biraz önce dedim ki ben D vitamininin yapısına katılan yağ grubu vardı. Kimdi? Steroidler. O zaman burada nedir? Düzenleyicidirler. Ya da yine az evvel belirtmiştik. Eşey hormonlarının yapısına kim katılıyor? Yine steroidler. Yağ mideyi yavaş yavaş terk ettiğinden doygunluk hissi veriyor. Zaten yağlı bir şey yediğinizde diğer besin tüketiminize göre daha hızlı bir doygunluk hissiniz oluşuyor. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu: çocuklar yavaş yavaş mideden uzaklaşıyor ya. Yağı mideyi yavaş terk etmesi de uzun bir zaman aldığı için mideniz doluluk hissinden dolayı tokluk oluşturuyor. Bakalım şimdi tablosal olarak bakalım. Yağ asitleri neymiş? Doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitleri. Bir kalemimi değiştireyim. Trigliseritler, zaten diğer adını biliyorduk. Trigliseritler neydi? Nötral yağlar. Fosfolipitler, hücre zarının yapısına katılıyordu. Steroidlere gelince de eşey hormonları, D vitamini, kolesterol, böbrek üstü bezi, korteks hormonları ve glikolipitler olarak. Şimdi biz yağlara bakacak olursak ilk etapta bakmamız gereken şey tabii ki de trigliseritler, yani bir diğer adıyla nötral yağlar. Nötral yağlar sentezlenirken, bakın adı üstünde söylüyorum, sentezlenirken hücre içerisinde sentezlenirler. Ve nötral yağ sentezlenmesine biz esterleşme tepkimesi adını veriyoruz. Neden esterleşme tepkimesi olduğunu az sonra anlatacağım, ayrılma sakın. Şimdi dinleyin. Trigliseritlerin oluşabilmesi için 3 tane yağ asidinin ortamda bulunması lazım. Şimdi bu bir. 3 tane yağ asidinin yanında bir tane de gliserol molekülü bulunacak. Şuradaki bir molekül sayısı, şuradaki üç de molekül sayısı. Sonra bunlar el ele baş başa karşıya geçecekler ve bir molekül trigliserit, yani namı diğer bizim nötral yağ kardeşimiz oluşacak. Bir de ne kadar tepkimeye yağ asidi giriyorsa, bakın kaç yağ asidi girilmiş, hemen şurada bakın, 3 tane yağ asidi girmiş değil mi? Bu 3 tane yağ asidi 100 tane de olabilir, 90 tane de olabilir. Ne kadar yağ asidi tepkimeye girerse girsin o kadar da su olacak. O zaman nedir, buraya bakın, 3 tane de su var. Tamam mıyız? Tamamız. Hemen devam ediyorum şimdi. Bir de bunları ben molekül olarak bir yazayım. Bakın şimdi, yani tabii ki bu ütopik bir şekil, çok da güzel çizemeyebilirim. Şimdi bir molekül neydi? Gliserol. Şöyle yazdım bakın. Bir molekül gliserol. Bir molekül gliserole bağlı olan 3 molekül yağ asidi bulunacak. Şöyle şuraya yağ asidi yazayım. YA yazayım. Tekrar YA yazayım. Bunları da birbirlerine bağlayan tabii ki de bir bağ olacak. Bakın ne oldu? Şu an şu gördüğünüz tam olarak bir trigliserit. Bunları birbirlerine bağlayan bağa ben ester bağı adını veriyorum. Tekrar ediyorum.
yağları birbirine bağlayan yağların bağlarına ben ester bağı adını veriyorum ve tekrar ediyorum. Ne kadar yağ asidi tepkimeye giriyorsa o kadar su çıkar. Yani atıyorum 90 tane yağ asidi varsa tepkimeye giren 3'te 1'i olan gliserol kaçtır? 10 tanedir. Trigliserit kaçtır? O da 10 tanedir. Kaç tane su çıkar? 90 tane. Bitti. Olay tam olarak bu. Yani aslında sıralamasına bakarsak 3-1-1-3 kuralı diye nitelendirebilirsiniz. Evet, şimdi şekilimiz burada da var. Bakın, bir tane gliserol molekülü, yağ asidi, yağ asidi, yağ asidi. Dehidrasyon tepkimesi ne demekti? Sentezdi. Bakın. Sonra bakın bunların arasında bağ kullanmış. Kaç tane bağ var? 3 tane bağ var. Her bir yağ asidi için bir adet bağ kullanmış. Ve velhasılı kelam sonra ne açığa çıkmış? Su. Kaç tane yağ asidi molekülü sayısı kadar su. Bunun tam tersine bakıyorum. Yani ben bir molekül trigliseriti 3 molekül suyla parçalıyorum. Yani ki ben bu parçalama olayını hidroliz diyeceğim. Daha sonra 3 tane yağ asidi ve bir tane de gliserol açığa çıkacaktır. Şimdi bakın, buradan sonra aslında biraz daha detaya ineceğiz. Biz yağların böyle biraz daha detaylı olarak anlatımını gerçekleştireceğiz. Bitkisel yağlar, süt ürünleri, hayvansal yağlar. Şimdi bunların hepsinin bileşiminde bakın trigliseritler zincirleri uzun ve doymamışlık derecesi fazladır. Yani şimdi doymuş doymamışa daha detaylı olarak az sonra gireceğim ama doymamışlık dereceleri farklı olan yağ asitlerini içeriyor. Yağlar İnce bağırsakta pankreastan gelen hangi enzimle parçalanacakmış? Lipaz enzimiyle. Şimdi bu olay eğer ileride sayısal seçerseniz 11. sınıfta herkesin unuttuğu ama çok önemli şeymiş bakın. Yağları sindiren enzimi öğrendim ben az önce. Yağları sindiren enzim kimmiş? Lipazmış. Peki yağlar nerede sindiriliyormuş insan vücudunda? İnce bağırsakta. Peki bu lipaz enzimini kim gönderiyormuş? Lipaz enzimini ise ince bağırsağa pankreas gönderiyormuş. Pankreas organı gönderiyormuş. Trigliseritler yani velhasılı kelam nötral yağlar depo lipidlerdir. Yani depo edilebilen lipidlerdir. Depo edilebilen yağlardır. Omurgalılar da yağları depoluyorlar tabii ki de. Depolanan yağlar daha sonra ihtiyaç dahilinde enerji verici olarak kullanılabilme özelliğine sahip. Bazı hayvanların derisinin altında depolanan trigliseritler yalnızca enerji deposu olarak değil, aynı zamanda ısı yalıtımı olarak da görev yapıyor. Neden? Ya soğuk bölge bitkileri demişim. Soğuk bölge canlılarında bu olay daha çok fazla gerçekleşiyor. Fok, penguen gibi canlılar bunun için örnek verilebilir. Şimdi kana emilimden sonra cilt altında bulunan yağ hücrelerine taşınacak. Derinin altındaki hücrelerde bulunacak. Birçok bitki türü de tohumlarında yağları depoluyorlar ve enerji kaynağı ve biyosentez öncülü olarak kullanıyorlar arkadaşlar. Devam edelim. Depo yakıtı olarak trigliseritlerden sağlanan trigliserit kimdi? Önce bir onu öğrenelim tekrardan. Trigliserit dediğimiz nötral yağlardı. Bu bir. Ve depo yakıtı olarak trigliseritlerden sağlanan enerji karbonhidratlardan sağlanan enerjinin iki katı. Biraz önce size demiştim ya hani 100 gram atıyor ne demiştim işte 100 gram karbonhidrattan elde edilen enerjiyle 100 gram yağdan elde edilen enerji çok farklı. Yağlar her zaman daha fazla enerji veren durumda. Lipitlerin yapısına katılan iki çeşit yağ asidi vardır. Şimdi ben yağ asitlerine bakacağım arkadaşlar. Yağ asitlerinde de doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitleri olarak ben ikiye ayırıyorum. Doymuş yağ asitlerine ben baktığımda karbonların arasında tekli bağ var. Yani çiftli bağ içermiyorlar. Doymamış yağ asitlerine baktığımda ise onlar karbonların arasında çiftli bağ bulunuyor. Onun dışında genel olarak oda sıcaklığında katı haldeler. Peki yağ asitlerinin doymamış olanları nasıl? Doymamış olanları da oda sıcaklığında sıvı haldeler. Devamına bakacak olursam ben doymuş yağlar doymamış yağ asitleri içeriyorlar şimdi. Doymuş yağlar doymuş yağ asitlerini içerirken aslında burada söylediği şey şu. Doymuş yağ diye bizim nitelendirdiğimiz kökensel olarak baktığımızda hayvansal yağlar aslında. Doymamış yağlara baktığımda ben bir doymamış yağlar ise bitkisel kökenli yağlardır.
Ve hayvansal yağlarda doymuş yağ asitleri, bitkisel yağlarda ise doymamış yağ asitleri bulunur. Örnek olarak iç yağ, tereyağı gibi yağ tipleri hayvansal yağ, yani doymuş yağ örnek verilebilir. Zeytinyağı, mısır özü yağı, ayçiçek yağı gibi yağlar ise doymamış yağ asitleri içerdiği için doymamış yağlara örnek olarak verilebilir. Şimdi geldim fosfolipitlere. Fosfolipitleri az önce de zaten söylemiştim. Hücre zarının temel bileşenidir. Yani hücre zarı için çok ama çok önemli. Fosfolipitlere ben baktığım zaman fosfat grubuna bağlı bir tane gliserol ve ikinci karbonuna bağlı yağ asitleri ve ester bağı ile birbirine bağlanıyor. Az sonra detaylı olarak göstereceğim. Ama şöyle bakacak olursak bir tane baş kısmı bulunuyor. Bir tane ise kuyruk kısmı bulunuyor. Ve baş kısmında içeren maddelere ya da moleküllere bakacak olursak baş kısmında bir molekül gliserol bulunuyor. Aynı zamanda yine baş kısmında bir de fosfat grubu bulunuyor. Fosforik asit olarak da geçtiği yerler var. Kuyruk kısmına baktığında ise kuyruk kısmında 2 adet yağ asidi bulunuyor. Onun dışında biz bunlara baktığımızda fosfolipitlerin bu baş kısmına ve kuyruk kısmına ben bakacak olursam baş kısmı hidrofilik diyoruz. Yani hidrofilik dediğimiz suyu seven anlamında. Aşağı kısmı, alt kısmı, kuyruk kısmına baktığımda ben hidrofobik diyorum. Yani suyu sevmeyen anlamına geliyor. Bu fosfolipitlere baktığımızda bizim gliserol ile fosfatın olduğu kısım, yani ne kısmı demiştik? Baş kısmı. Burası hidrofilik, yani suyu seven. Alt tarafa baktığımızda, kuyruk kısmına baktığımızda biz hidrofobik, yani suyu sevmeyen özellik gösteriyor. Şimdi şöyle bir fosfolipid tabakasına baktığımızda bakın şunun bir tanesini şuradan alalım. Bir tanesini şuradan alalım. Aslında şöyle bir şekil var. Baş kısmı çizemedim. Hemen bir düzgünce çizelim. Hemen bakıyoruz şimdi. Şurası baş kısmı. Hemen aldım kuyruk kısmını. Diğerinin baş kısmı, şurası da kuyruk kısmı. Bakın kuyruk kısımları fark ettiyseniz birbirine bakıyor ve baş kısımları ise dışarıda kalıyor. Biz buna işte ne diyoruz? Bir tanesine fosfolipid adını veriyoruz. Hücre zarına bakacak olursak hücre zarı için biz ne diyoruz? Çift katlı fosfolipid tabakasından meydana gelir diye adlandırıyoruz. Şimdi biz bu görsele bakacak olursak bizim bu görselden ne çıkarabiliriz? İlk etapta şöyle düşündüğümüzde mesela şöyle yuvarlakımsı bir hücre zarı olsun. Şimdi bu hücre zarı. Bu hücre zarına ben baktığımda bu hücre zarında şöyle karşılıklı olarak neler dizilecek? Otomatikman fosfolipitler dizilecek ve böyle bu şekilde yuvarlağı tamamlayabiliriz. Şimdi buraya kadar tamamız. Şimdi fosfat kısmı, yani baş kısmı, hem hücrenin dış kısmıyla muhatap, diğer taraftan baktığımızda iç kısmıyla muhatap. Eğer kuyruk kısmı, yani suyu sevmeyen kısım dışarıya bakacak olsaydı, onu da çizelim. Yani bahsettiğim şey şu. Dış kısımlara bakacak olan kuyruk kısmı olsaydı buradan gelen suyu ne yapacaktı? İttirecekti. O yüzden de bize bu paragrafta aslında bahsetmek istediği şey şu. Fosfatların hem iç yüzeye hem de dış yüzeye bakıyor olması suyun geçişini daha kolaylaştırdığı anlamına geliyor. Ayrıca hücre zarında suyun geçişini kolaylaştıran veya sağlayan aquaporin dediğimiz neler bulunuyor? Bir geçitler, bir kanallar bulunuyor arkadaşlar. Geldim steroidlere. Steroidler monomer yapılıdır. Şimdi nötral yağları da gördük, fosfolipitleri de gördük ama monomer yapıda olan sadece steroidlerdir. Peki neden? Steroidler direkt hücre zarından o zaman geçebiliyorlar. Çünkü küçük yapılı oldukları için. Kolesterol, eşeysel hormonlar, böbrek üstü bezi, korteks hormonu ve D vitamini, yani steroid yapılıdırlar. Çünkü steroid bunların yapısına katılıyor. Kolesterole gelecek olursam, kolesterol hayvan hücrelerinde hücre zarının herhangi bir bileşeni, bir maddesi gibi düşünebilirsiniz. Ve hücre zarına akışkanlık, dayanıklılık ve esneklik sağlıyor. Yani biraz önce de dedim ya, kolesterolü aslında daha detaylı biliyor olsak ne kadar yararlı olduğunu görebileceğiz. Ama işte kararında yararlı oluyor. O da bizim beslenmemizle bağlı. Bitkisel zarlarda kolesterol nedir? Bunu ya söylüyorum bakın. Bitkisel zarlarda ya da bitki hücresinde kolesterol bulunmaz. Bitkisel hücrelerde ya da bitkisel zarlarda kolesterol hücre zarında bulunmaz. Sadece hayvanlara özel bir durum. Kolesterol çok sayıda molekülün öncül yapısıdır. Evet.
kolesterolden sentezlenen steroid yapılı bileşikler. Bak, kolesterolden sentezlenen safra asitleri, kadın ve erkek eşey hormonları, böbrek üstü bezi ve D vitamini hormonları olarak karşımıza çıkıyor. Az evvel de belirttim ya, bakın kolesterol iyi bir şey. Ama kolesterol içerikli besinlerin çok 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 fazla tüketilmesi daha sonra damar tıkanıklığına yol açıyor. Ve kalbi besleyen damarların tıkanması sonucu kalp krizi meydana geliyor. Şimdi şu ütopik bir kalp olsun. Diyelim ki şurası da kalbe gelen bir damar. Bakın şurası tıkandı. Burası tıkandığında kişinin yaşam ya da işte sağlık sıkıntısı kalp kriziyle vesaire sonuçlanabiliyor. Burayı anjiyo ediyorlar, açılmıyor. Ne yapıyorlar burada? Bir tali yol açıyorlar. Başka bir yerden damar alıyorlar ve bu damarla birleştirip orayı kestikten sonra tali yol, yani artık besinler bu yol üzerinden geçişini gerçekleştiriyor. Yağlar suda çözülmez diye söylemiştik. Suda çözülmediği için sulu ortam olan kanlarda, kanda da taşınamıyor otomatikman. Peki nerede taşınıyor yağlar? Yağlar lenf sistemi üzerinden taşınması gerçekleşiyor. Lipitlere suda çözünebilmeyi özelliği kazandırarak kanda taşınmalarını mümkün kınar. Şimdi lipitlerin kanda taşınmasını mümkün kılan şey kim? Tabii ki de lipoprotein. Lipoprotein ne yapıyor? Suda da yağın taşınması lazım. Otomatikman lipoproteinler lipitlere birleştikten sonra, yani protein artık lipit olduktan sonra kanda taşınma özelliğini de ellerine almış oluyorlar ya da özelliğini barındırmış oluyorlar. Glikolipitler, lipitlerin glikozla oluşturduğu bileşiklerdir. Yani diyor ki glikoz var, glikozun yanına bir de lipit ekliyorsun ve ne oluyor? Glikolipit adını veriyoruz. Kolesterol, uyartıların oluştuğu ve taşındığı beyin ve sinir sisteminde yalıtıcılık olarak görev yapar. Tabii yerinde kullanılırsa. Bazı sporcular özellikle vücut geliştirmeye yönelik antrenmanlar yapar. Son zamanlarda bu çok da popüler açıkçası. Bu sırada da doğal ya da yapay steroidler kullanırlar. Spor yapan kişilerin vücudunu geliştirmek için, yani kas kütlesini ve dayanıklılığını artırmak için yapay steroidlere başvurmaları kötü sonuçlar doğurabilir. Çünkü yapılan araştırmalara göre yapay steroidlerin bağımlılık yapıcı etkisi vardır. Yani kullanıcıyı fiziksel ve psikolojik olarak bu maddeye bağımlı hale getirebiliyor. Yağların burada sonuna geldik. Umarım verimli bir ders geçirmişizdir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın arkadaşlar.